Merhabalar arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere ismen bildiğimiz, birçok kişinin bildiği bir çiçek, bir güzellik, saflığın, duruluğun ve masumiyetin timsali olan çiçek, Yasemin çiçeğini göstereceğim. Yasemin bir sarmaşık tür arkadaşlar. Yasemin'in kendi içinde birçok türleri var. Bunlar hem renk olarak hem yine aynı renkte beyaz, mesela beyazın birçok türü var. Bahçemde de birkaç türü var arkadaşlar. Bu gördüğünüz Yasemin aslında hakiki Yasemin, yani gerçek Yasemin olarak nitelendirilen türü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 parçalı çiçekleri çok hoş görünmekte. Şu günlerde oldukça güzel açtı. Gerçekten saflık, duruluk, masumiyeti anlatan güzel bir çiçek. Yasemin'in ana vatanı Himalayalar arkadaşlar. Dünyamızın en yüksek kesimleri olarak geçmekte Yasemin, yüksek yerlerin bitkisi arkadaşlar. Serin yerleri sevmekte. Hatta özellikle böyle güzel çiçekler açabilmesi için kışın serin olması gerekiyor olduğu yer. Yani en fazla 10 derece sıcaklık, 10 derecenin üstünde sıcaklık bir ortamda durursa çiçek açmaz. Dolayısıyla kışın serinlik istemekte. Eğer saksılarda bakacaksanız onu dikkate alarak yetiştirin arkadaşlar. Ben bunu ve bunun gibi birkaç Yasemin'im var ki seradan aldım bunları. Bir tanesini görüyoruz. Hadi Yasemin yok, Arap Yasemin'i aldık. Sonra başka bir türünü görüyoruz. O da çok güzel. Güzel kokulu ama farklı. İnsanı cezbediyor gerçekten. Hadi onu da alıyoruz, bir köşeye koyalım derken aslında 200'den fazla Yasemin türü var arkadaşlar. Bunun beyazların yanı sıra mavi Yasemin, işte sarı Yasemin, kırmızı Yasemin isimleriyle geçen türler mevcut. Öyle isimlendirilmiş. Evet, ana vatanı Himalayalar dedik. Güney Asya, İran. Çok eski Fars, Mısır ve Çin kaynaklarında Yasemin'den bahsedilmekteymiş arkadaşlar. Arap Yarımadası ile Çin arasında bulunan İpek Yolu ile Yasemin'in ticareti yapılmaktaymış. Yasemin'i hem koku olarak parfüm sektöründe hem de çay olarak tüketmektelermiş. Hâlâ daha tüketmekteler arkadaşlar. Yasemin çok çok faydası olan, birçok konuda faydası olan bir tür. Aklımda kalanlar, işte kalp araştırmalara göre kalp krizi riskini azaltıyormuş. Sonra işte kötü kolesterolü düşürücü etkisi var. Selülit giderici ve zayıflatıcı özelliği var arkadaşlar. Onlar kaldı. Oysa o kadar çok antioksidan. Yasemin sadece hani kendisi değil, yeşil çaya, çay ile birlikte katarak çayını içmektelermiş arkadaşlar. Yeşil çay ile birlikte. Orta Doğu'da o kadar popüler ki hatta dikkat ederseniz koyulan kadın isimlerinin çoğu Yasemin'dir. Yani en popüler, tercih edilen kadın isimlerinden biridir Yasemin. Şimdi bu Yasemin, gerçek Yasemin, hakiki Yasemin. Hani Türkçe olarak o ama Latince olarak da Jasminum officinal olarak geçmekte. Yani bu ayrımı yapmak için epey zorlandım gerçekten. Çünkü aynı isimle ben farklı çiçekleri gösteriyordu araştırmalarımda ki neyse o ayrımı yapabildim. Mesela bu çiçeği görüyorsunuz 5 parçalı ama işte yıldız çiçekli Yasemin var ki 6 parçalı. Şimdi tekrar bir Yasemin daha göstereceğim ki o da beyaz. Ama daha farklı, daha böyle yuvarlakımsı.
Ona geçeceğiz. Geçmeden önce şu Ağustos zambağı hosta. Onu görüntüleyeyim istiyorum. Çünkü açmış. Buna özel konu yapamayacağım sonra. Çünkü diğer hostalar açmadı. Beyaz olanlar. Bu açmışken yaseminlerin arasında şöyle bir yer bulsun. Şöyle gözlere hitap etsin arkadaşlar. Harika. Rahmetli Seracı arkadaşımın hatırası bu. Evet. Seralarda göremiyoruz bundan. Bunu onda işte böyle farklı olarak görmüştüm. Öyle aldım. Beyazlarını görüyoruz daha çok. Çok hoş kokulu. Beyazı çok daha hoş kokuyor. Bu da kokuyor ama şöyle yaprak formunda bakarsak. Şimdi aşağıya diğer yasemine gidelim arkadaşlar. Evet, yasemine gidiyoruz ama gonca açılmış. Şöyle bir görelim dedim. Bahçeye de bakalım. Size aslında bir gleyol göstereceğim. Farklı açtı. Lila renkli. Onu görün istiyorum. Çok hoş. Ötedeki Afrika zambağı mavi. Evet. Evet, hemen araya başka bir yasemin serpiştireceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağı daha böyle oval, daha büyük, farklı bir tür daldan gelmişti bana, dal olarak gelmişti. Böyle çelik olarak tutturdum 2 yıldır. Geçen yılda açtı. Daha iri çiçekleri oluyor, beyaz ve hoş kokulu. Full yasemin diye artık düşünüyorum. Öyle karar verdim araştırmalarıma göre. Daha iri çiçekli. Katlısı var, minik beyaz gül halinde. Bu yalın kat olan arkadaşlar. Bu da bir yasemin. Hemen bununla birlikte bir yaseminden daha bahsedeyim ki o da beyazdır. Şu anda ceylan gözünü görüyorsunuz ağaca takılı. Onu izlerken şu anda burada olmadığı için buna bakarak onu anlatayım dedim. O yasemin Madagaskar yasemini olarak geçmekte. İri çiçekleri var. Hatta geçen paylaştım ya, ağaç bamyası çiçeği biraz onu andırmakta. Yaprakları da oval. Bayağı böyle oval, yuvarlakımsı oval bir yapıda. Çok hoş. Biraz hassasiyeti var sanıyorum onun çok aşırı donlara. Ona dikkat etmeli. Evet, diğer yasemine geçelim. Şöyle güle bakalım. Evet, paşayı attan indirenler de başlamak üzere. Arılar da çalışıyor üzerlerinde. Gül hatmi. Evet, burada yasemin, şöyle gösterelim. Buna Jasminum grandiflorum olarak söyleniyor ama İspanyol yasemini olarak geçiyor ayrıca. Çin yasemini, işte İspanyol yasemini, Arap yasemini bir millete dayandırmışlar. Evet arkadaşlar, burada yine girişte sesbenya, daha önce paylaşmıştım sesbenya videosunda, fakat bu şimdi niye gösteriyorum? O açan çiçekler şeye duruyor, tohuma duruyor. O kapsülleri göstereyim diyorum. İçlerinde taneler oluyor, minik minik fasulye, minik fasulye tarzı diyeyim. Manş fasulyesi falan var. O tarzda sanki. Bunlar tohum, inşallah olursa değerlendirilir. Bakalım şimdi dışarıdan. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şöyle bahçe dışında. İçeriden dikilen çiçekler dışarıda çok daha hoş görünmekte. Yasemin de o yüzden dışarıdan görüntüleyeceğim size. Şöyle bakın. Evet, İspanyol yasemini denilmekte. Yaprakları diğer yaseminlere göre daha sıralı dizili ve daha farklı. Biraz Çin yaseminine benzemekte. Çin yasemini denilen pembe, tomurcukları pembe. Bunun da pembe ama o çok çok yoğun bir şekilde bulunmakta arkadaşlar, böyle bir arada. Bu daha iri ve daha taneli, seyrek. Kendi içinde birçok türü var işte arkadaşlar. Evet, böyle. Bir de burada Meksika petunyasının tomurcuk hallerini göstereceğim. Çünkü açan çiçekleri sabah açıyorlar, akşama düşüyor. Bazı çiçekler böyle. Açıyorlar sabah, akşama kadar. Gün güzelleri de öyle. İşte su sümbülleri de öyle. Hatta bugün onları göstereyim, birkaç tane açmıştı. Ben tekrar balkon bahçeye çıkayım. Balkon bahçeye çıkayım dedim ama arkadaşlar alt bahçede de var, bir tane açtı. Evet, bu bugün gündüz açıyor, akşama soluyorlar.
şöyle bir görün. Balkon bahçedekinde 3 tane birden açtı. Onu da görüntüleyip onlarla kapanışı yaparız. Evet, balkon bahçeye şöyle bir girdik. Japon gülleri açtı. Bir de jakobinyalar geliyor. Evet, harikalar. Şöyle biraz göstereyim, bir ön bakış olsun. Sonra onları görüntüleyeceğim açtıkları zaman. Harika bir çiçek. Evet, su sümbülleri böyle. Bunların videosunda bilgilerini anlattım arkadaşlar. Tekrar o yüzden anlatmıyorum. Bir tane mesela tomurcuk yine geliyor. O da yarın açacak. Evet. Gül sardunya bunlar. Evet, yine uzattık ama şöyle su sümbüllerini görün. Harika ama şu sarmaşık da harika görünüyor. Onu da bir görüntüleyeyim, mavi beyaz çiçekleriyle. Laksum, yani solanum laksum. Şöyle görün arkadaşlar. Evet, uzadı ama değer diye düşünüyorum. Harika görünüyor. Videoya da bir şey oldu, böyle bir tuhaf gidiyor. Ayarından da anlamıyorum. Şöyle bakın. Harika görünüyor. Mor yıldız, onu da görüntüleyeyim dedim ama şu anda kapandı çiçekleri. Genelde güneşte açıyor. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda mavi yasemin, bir sonraki videoda değil tabii, daha başlamadı. Yasemin deyince mavi yaseminin bahçede birkaç yerde harika oluyor. Bayağı bir kapsamlı bir yer tutuyor mavi, çok seviyorum. Bahçemin gözdelerinden alt bahçede. Onu da açtığı zaman inşallah görüntüleyeceğim. Hani yasemin dedik de o yüzden değinmek istedim. Evet, solanım laksumla bitirelim. Sonraki videolarda daha güzel çiçeklerle inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.